Yaşımların etkisi, kümülatif. Yani 25 yaşındaki hatalar 45 yaşında ortaya çıkıyor. Daha yarı yaşta. Tabii. O çok önemli. Çok doğru. Tabii deri kanserine de yol açıyor bu. Kesinlikle. Öncüler var. Deri kanseri öncüleri var. Hani kanser olmadan önce deri kanseri öncüler var. Ne o deri? Lezyonlarda. Tabii bunlar çok önemli aslında. Bu noktayı belki biraz bahsetsek iyi tabii, olur. Tabii. Normal biyolojik yaşlanmanın dışında tabii biyolojik yaşlanma kanser riskini bütün organlarda olduğu gibi deride de artırıyor. Ama biz eğer buna dikkat etmeyip az önce Osman Hocam'ın söylediği gibi genç yaşlardan, çocukluk yaşından itibaren hele bir de güneş yanı öyküsü varsa ileri yaşlarda normal biyolojik yaşın gerektiği işte 60'lı yaşlardan, 70'li yaşlardan sonra deri tipimiz de eğer açık tenliysek, açık renk gözlüysek daha çok deri kanserlerine ve deri kanser öncülerine maruz kalabiliyoruz. Hani aradaki fark ne? Bazıları biraz daha iyi huylu seyrediyor önce olanlar. Ama kanserler, deri kanserli bir kısmı nispeten metastaz yapmadığı için daha iyi seyrediyor. Ama hani melanom gibi ya da squamous hücreli kanser dediğimiz bazı kanser türleri hakikaten erken tanınmalı ve erken tedavi edilmeli. Onun için buna çok dikkat etmeliyiz. Deri bu açıdan zor. Zor değil mi? Kuzey ülkelerindeki yaşayanların ciltlerine baktığımızda güneşe maruz kalmıyorlar tabii ki. Değil mi? Açık renkli. Açık renkli. Aslında o bambaşka bir konu. Başka bir niye şey biliyor musun? Bu insanların yani kendi sürecinde değişim. Güneş ışını azaldıkça, yani insanlar Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa'nın kuzeyine göçtükçe, güneş azaldığı için daha kolay faydalansın diye cilt renkleri açılmıştır. Yani bu insanların menfaatine olan bir gelişmedir. Evet. Sarışın insanlar güneşten onun için daha çok etkilenir. Yani deniz kenarına koyduğunuz bir esmer bir sarışın aynı süre güneşlensin, esmer daha çok yanar. Evet. Çünkü zaten onun cildi fazla güneş almadığı için o hale gelmiştir. Evet. Burada çok önemli bir şey söyledi doktorum. Solaryum meselesi. Kışın daha esmer görünmek için solaryuma giden hanımları buradan uyaralım. Genç kızları buradan uyaralım. Solaryumun 17-18 yaş altına belli bazı ülkelerde Almanya dahil yasaklandığını hatırlatalım. Solaryumun kanserojen olabilecek riskler taşıdığının altını çizelim. Çok kötü bir şey solaryumdan gerçekten uzak durmak lazım. Yani eskiden ben de girdim, girmişliğim var ama bir de ne kadar çok son yıllarda kesinlikle bırak. Ne kadar çok güneş yapıyorsun o kadar çok kırışık. Brigitte Bardot bunun tipik örneği. Saint-Tropez'e git gel Konya 6 saat. Bu ben şimdi şeyi merak ediyorum. Bu yazın bizim magazin basında çıkıyor ya. Evet. İşte önleri kaptılar böyle yaptılar şöyle yaptılar. Bunların hepsi geleceğin maalesef kötü ciltli hanımlar olacak. Çok doğru. Kırışık ciltli hanımlar yazık olacak. Yazık gerçekten. Palamut gibi yatılmaz güneşin. Evet. Altında. Nedir bu kadar? Güneşin altında yatmanın da bir usulü var. Evet. Bir tıbbi ve bedensel gereksinimleri var. Evet. Güneşin altında yatmanın neden olduğunu bilmiyorum. Galiba o da bir tür bağımlılık yaratıyor diye düşünüyorum. Olabilir. Bir araştırma konusu olması ya güzel lazım. Gösteriyor ya kendini. Belki psikolojik olarak, ruhsal olarak öyle niye bir destekliyor. Niye güzelleşiyoruz biliyor musun Ebru? Niye güzelleşiyoruz? Yanık her şey güzeldir diye düşünüyorum kurban etinden. Geriliyoruz. Tabii yani doğru. Yanınca geriliyoruz. Evet. Gerilince de daha az kırışıklık geliyor. Tabii daha genç duruyoruz. Değil mi? Ama daha çok kırışıklığa dönüşüyor. O zaman biz kuru bakliyat falan yiyelim hocam. Evet, bu mesela kuru baklagiller cilt dostu. Yiyeceklerin en ilk sırasında yer alıyor. Evet. İyi bir balık çok önemli bir besin. Cilt dostu olarak bunu sakın unutmayın. Neler cilt dostudur? Evet, hemen notlarımızı alalım. Mutlaka somon falan da yemeniz gerekmez. Doktor Perikon somon önerir. Evet. Ama bizdeki somonların çoğu yani çiftlik somonudur. Evet. Norveç'ten gelenler de çiftlik somonudur. Hı. Norveç'te de somon çiftlikleri var. Hı. Kırmızı etin fazlası zararlı ama kırmızı etin makulü cilt için faydalıdır. Hı hı. İçindeki B12 nedeniyle ve protein gücü nedeniyle mutlaka faydalıdır. Evet. Zeytinyağı biraz önce anlattım. Bahsettik. Benim favori gıdamdır cilt içinde ama zeytinyağı her şey için çok iyi. Mümkünse sızma zeytinyağı. Çünkü polifenol denir daha çünkü zengin. Yoğurt. Çok yağlı olmasa sevinirim. Ama biz yoğurtçuyuz. Yoğurt seven bir ulusuz ve yoğurdu daha çok tüketelim. Ben yoğurtla bal mesela maskesi yapıyorum. Dıştan da etkili yoğurt. Tabii evet, yapabilirsiniz. O ev yapımı maskelerden falan zaman zaman bahsedelim. Bahsedeceğiz. Doktorumu da çağıracağız. Evet. Bahsedeceğiz ve yumurta. Bir mucize. İçinden tek başına bir canlı çıkarabilen, birkaç besinden biri, bir civciv çıkarabilen, dengeli, içinde vitaminleri, mineralleri, proteinleri, yağ asitleri olağanüstü güçlü ve yumurta.
Neler kötü? Neler kötü? Onları da siz söyleyin. Buyurun isterseniz. Evet. Kızartma. Tabii. Kızartmalar kızartma çok, çok kötü. Kötü. Asla tavsiye etmiyorsunuz değil mi? Tabii. Ama mesela size gelen problemli bir cilt gördüğünüzde ilk olarak kızartmaları, fast food ürünleri kesinlikle. Beslenmesini mi sorguluyorsunuz? Evet, aynen. Bir de hocam az önce etin yanında gazlı içecekleri söylemişti. Aynı şekilde ben de onu. Şekerli ve gazlı içecekler. Evet, kesinlikle bir. Bir kere metabolizma açısından da zararlı. Deri için yine zararlı. Aknede kesinlikle önermiyorum. Aknede ben A vitamininden zengin besinleri, özellikle yeşil sebze, yeşil yapraklı sebzeleri öneriyorum. Badem, problemli bir kesinlikle cildi varsa, akne problemi varsa yeşil sebzeleri öneriyorsunuz. Osman hocam ne der bilmiyorum. Ben badem ve cevizi çok az miktarda olduğunda kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Çünkü hücre zarını kötü koruyan. Bir bilgi. Kötü bir bilgi. Ceviz yemek, hayır yani gitsin gazlı kolalı içecek içmesin. Evet. Ekmek yemesin, bisküvi, gofret yemesin, ceviz yesin, badem yesin, fındık yesin. Evet. Fast food'u söylediğiniz. Fast food'lardan uzak çok, duruyoruz. Çok, çok, çok lezzetli, pek seviyoruz normalde ama. Ve pizza. Yapmayın hocam ya. Hocam yapalım. Evde yapalım pizzayı. Evde yapalım ince bizim Anadolu ekmeği böyle. Güzel ince. Üzerine koyalım ama yapıyorum, o sipariş pizzayı yersen evde. Dondurulmuş. Külahları değişiriz. Tamam. Yok pizza yok. Yok değil mi hocam? Bu programda yok. Tamam peki ben yani o hamuru başlayayım yine açmaya. Eskiden makarnalar falan yapıyordum. Bizim şu anda bize salgın haline getirilmeye çalışılan başka bir kültür pizza. Evet. Sağlığa zararlı. Bunun sağlığa zararlı olduğu anlaşıldı. Bize ihraç edilmeye çalışılıyor. Evet. Biz bu ihracatı almayacağız. Tamam almıyoruz. Evimizde açıyoruz pizza hamurunu. Çok kolay, çok güzel aslında. Bir gün onun tarifini dışarıda de verelim. Dışarıda yersek de ince hamurlu istiyoruz. Evet ince bol hamurlu istiyoruz. Bol sebzeli istiyoruz. Peynirli istiyoruz. Tamamdır. Salamlı sosisli değil. Peki tuz. Evet, ben hiç tüketmem mesela. Hiç tuz yemiyorum. Ne kadar iyi. Tuz, sodyum, klorür. Klorür bize lazım değil, şehir suyu sürekesinde zaten var. Lazım olan sodyum. Evet. Sodyum elmada da var. Marulda da var. Cevizde de var. Salatalıkta da var. Evet. Oysa kaya tuzu içinde bir sürü mineral ihtiva eden ve zararı daha az olan bir tuz. Tamam. Tuzsuz olmaz. Ama yemeğe tuz eklemek makul. Sofradaki tuzu kaldırıyor. Evet. Bu tuzla ilgili güzel bir hikaye var. Kısaca neydi? Anlatayım. Üst düzey bir yönetici yeni bir çalışan alacak yanına. Yemeğe götürüyor. İşte yemek yemeye başlayacaklar. Siparişleri verdiler. Geliyor tabaklar önlerine. Hemen iş başvurusunda bulunan kişi alıyor. Tuzu koyuyor. Boca ediyor tabağına. Ondan sonra ve o işi alamıyor sonrasında. Şimdi tuzla bağlantısı ne alaka diyeceksiniz. Evet. Diyor ki beyefendi çok ön yargılısın. O yemeğin tadına baktın mı ki tuzu var mı yok mu? Çok güzel. Şimdi yemek lokantaya oturuyorsunuz. Başınıza bir garson bitiyor. Karabiber. Kardeşim bir tadına bakayım. Müsaade. Belki var. Evet. Tuz karabiber diye. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten tuz tamam, karabiber tamam ama kendi lezzetimizi biz oluşturalım. Evet, ön yargılı olmamak lazım. Hayatta hiçbir şeye karşı aslında. Değil mi? Hiçbir zaman. Her şey değişiyor ve hiçbir şey göründüğü gibi değil. Çok doğru. Çok doğru. Peki şeker tüketmememiz gerekiyor Allah'ım. Bütün güzel şeylerimiz vardı. Evet. Yani hiç tüketmememiz ve hiç yememiz gerekmiyor anlamını almayın bunu. Hepimiz yiyoruz ama çaya şeker koymayabiliriz. Her gün kremalı pastalar yemeyin. Bir kutu kola da veya bir tane konsantre içecekte 8-10 tane şeker kesme şeker olduğunu unutmayın. Ben 100 dedi yaptım mesela. Yüzü fazla, ne kadar korkutmuşum kendimi düşünün. Ama şöyle bir hesap yapın. Günde 5 tane o tip içecek alsanız. Tabii. Bir günde 60 tane, 10 günde 600 tane, 100 günde inanılır 60 gibi bin değil. Tane. Yani rakam senede 100 kiloyu geçiyor. Of. 100 kilo şeker yer mi bir insan? Ya. 100 kilo şeker yer mi bir insan? Ama yiyoruz. Şu anda bizim tüketimimiz en ufak rakamlar 30 kilonun üstünde. Ama bu İstanbul'da belli kesimlerde çok daha yüksek. Amerika'da 100'ü geçti. Hayırlı olsun. Biz daha değil. Gerçekten evet. Mi? Eğer buna koyarsanız içine baklavaya, böreğe konan fruktoz bazlı şekeri tabii rakam daha da artıyor. Evet. Şeker sadece cildin değil, insanlığın düşmanıdır. İnsan sağlığının düşmanıdır. Ölçülü tüketeceğiz. Tatlı da yiyeceğiz. Bayramda şeker de yiyeceğiz ama kararlı bırakacağız. Evet, karamsar konulara girmeyelim. Bu cildi temizlemekle alakalı size sormak istiyorum hemen. Bu sodayla falan temizlemek diyoruz. Ben çok küçük bir not ilave edebilir miyim? Kan şekerinin yükselmesi, deri şekerinin yükselmesiyle de ilgili. Hocam, kaşıntıyla gelen hastaların çoğunda biz... Şeker yüksekliği var evet hocam, deri kuruluğunu
ekarte ettikten sonra diğer sebepleri araştırmadan mutlaka glisemik durumuna bir bakmak, yani kan şekeri durumuna bakmak açısından öngörülü oluyoruz. Bu çok çok önemli. Onun için hani bayram günlerindeyiz. Ben şekeri hakikaten yeniden vurgulamak istiyorum. Çünkü sadece şeker olarak almıyoruz. Evet. Yediğimiz karbonhidratlar ve bir sürü şey, meyveler dahi buna dahil. Her gün böyle bizim yüzümüze badana boya bir şeyler sürüyorlar. Şu yüzün temizliği nasıl olacak? Nasıl su mu kullanalım? Mineralli su mu kullanalım? Evet. Yoksa o kremlere paralar mı verelim, bir anlat şimdi hocam. Şimdi ben kişisel olarak danışanlarıma söylediğimde mümkün olduğu kadar doğal ve iyi olanları araştırarak, olabildiği kadar da çok pahalı olmayanlarını seçerek, çünkü burada birkaç dakika yüzümüzü temizlemek için kullanacağımız ürünün belli bir nitelikte olması lazım. Evet. Çok müthiş paralarla... Sabun kullanalım mı hocam? Hocam sabun alkali bir şey aslında. Sabun alkali bir madde. Derinin pH'i alkali değil, asidikti. Asit mantosu var çünkü. Aynen hocam. Manto, koruyucu bir manto. Evet. Aynen. Onu dolayısıyla sıyırıyor. Onu sıyırmamamız ve onu korumamız yani lazım. Çok sabun çok sabun kullanmayacağız. Kullanırsak sıvı sabun kullanacağız. Ya da pH'si 5,5 civarında, evet, unutmayın. Asidik pH'si 5,5 civarında, evet, olan hocam, sabun kullanmaya gayret edeceğiz. Peki, aynen, sabunladıktan sonra krem mi yoksa biraz böyle suyla kalsın mı yüzümüzde, evet, su? Tabii nem çok önemli. Biraz kalsın nem değil çok mi? Önemli. Biraz emsin. Hani hem içeceğiz suyu. Evet, hem dıştan almamız hem içten lazım, hem de dıştan da nemlendirmemiz sık suyla. Sık sık gün içinde yüzümüzü mümkünse, evet, suyla, evet, nemlendirmeye çalışacağız. İşte onun için bazı ülkemizde de üretilen termal su dediğimiz doğal sular var. Mineral içeren, evet, sular. Onları yüzümüze hani yazın özellikle. Siz kullanıyor musunuz? Cildiniz bu arada ben yakından görüyorum. Teşekkür ederim. Müthiş bir cildi teşekkür var. Teşekkür ederim. Yumuşacık, ipek gibi ben buradan görüyorum. İncecik bir dokusu var cildinizin. Ne kullanıyorsunuz? Bazen uygulamalar da yapıyorum ama, evet, Osman hocamın bir sözü var ya, hani pozitif yaşamak, olumlu yaşamak, evet, iyi beslenmek, mümkün olduğu kadar tabii. Bunlar çok önemli. Bunlar temel kurallar. Evet, şimdi biz onları yapmalardan bahsediyorum. Onları yapmaya çalışıyorum. Özel hiçbir şey yapmıyorum. Hocam, bakımı yapıyor musunuz? Öneriyor musunuz? İnanın düzenli değil ama bazı cihazları kullanıyorum veya bazı uygulamaları yapıyorum. Mesela dermabrasyon yapıyor musunuz böyle soyma falan? Dermabrasyon hiç yok, hocam. Peki peeling yaptırıyor musunuz, kimyasal peelingler falan? Çok aralıklı. Çok sık yapıldığı zaman zararı var. Kendinize yaptınız mı hiç? Yakında değil ama evet, tabii daha önce yaptım. Var. Tabii, bir şey cilt, sorabilir tabii miyim? Buyurun Apple, hocam. Apple'ın annesine gitti şimdi. Hı-hı. Bugün bayram. Hı-hı. Dedi ki annesi çok meşgul, bebeğe bakıyor, muhtemelen bizi izleyemedi. Anne, hoca hanım geldi, dedi ki bana, şu cildi için şöyle bir ev usulü peeling yapsın. Ha. Ölü dokuları sıyırsın. Ya. Ne yapabiliriz? Bir bayram sürprizi yapsın. Kahvenin fazlası zarar ya. Evet. Ama kahveyle çok güzel peeling yapılabilir. Zeytinyağıyla karıştırılır. Bu çok önemli. Mesela basit bir şey. Çünkü ben kahvenin ve kafeinin içinde metil kısantin diye bir madde, aynen, var. Evet. Sellüte de ilgili. Hocam Wikipedia gibisiniz vallahi, yemin ederim. Nasıl? Şahanesiniz yani. Çok ay, sayfa sayfa okuyun Osman Bey. Zeytinyağını karıştıralım mı hocam? Evet, zeytinyağı onu ekleyelim. Kahveye zeytinyağı ekleyip yüzümüze sürüyoruz. Yoğurt da koyabiliriz. Birazcık zeytinyağı. Evet. Kahveyi böyle döve, yani çekilmiş kahve olsun. Tabii. Evet. Kahvenin onu dövüyoruz. Onu alıp onu da bir güzel cildimize masaj yapalım. Evet, biraz ellerim kalsın, elin üstüne yapalım. Elin üstüne yapalım. Yavaş ama. Emin yavaş olun, haftada 2-3 kez yapın. Küçük çizmeden cildi, deriyi zedelemeden. Yapın, inanılmaz sonuçlar alacaksınız. Haftada kaç? 2-3 kez. Haftada 2-3 kez. Sellütiniz varsa, kafeini biraz, kahveyi biraz daha kullanabilirsiniz. Kahvenin, evet, kendisi sellüt yapar, içerseniz ama dışarıdan sellüti giderir. Gidelim. Bugün anlatalım bunları. Ay evet hocam, süpersiniz. Peki. Bakın şimdi bayram sabahına şöyle güzel güzel parlak ciltlerle uyanmak için kısacık evde bir tarif verdik. Zeytinyağı, yoğurt, kahveyi karıştırıyoruz. Böyle çok azıcık basit, böyle cildimizi güzelce ovalıyoruz. Fazla sert yapmıyoruz, çizmiyoruz. Ellerimizin üzerine de malum el öpmek falan söz konusu olabilir bugün. Çünkü cildin üstünde ölü tabaka var Ebru. Biz atacağız, yaşlandıkça bu ölü tabaka tabii gitmekte zorlanıyor. Evet, gençlikte çok, çok kolay. Çok, evet, yaşlanınca atamıyor cilt onu. Bizim ona birazcık yardımcı olmamız lazım. Evet. Hafif hafif çok yardımcı doğru olmamız siz lazım. Siz yapıyor musunuz hocam? Kendi kendime yapıyorum. Yapıyorsunuz. Evet. Bravo, ama cildi görmeniz lazım. Evet. Görüyorsunuz gerçekten. Ben neredeyse 60 yaşındayım. Maşallah, evet, maşallah hocam. Pekala. Hamam, kese vesaire, bu tarz uygulamaları tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle. Klasik sizin değil mi? Kesinlikle. Çok sık ve çok sıcak suyla banyo yok.
Evet. Kurutur değil mi doktorun cildi? Evet. Ama hamam, bir Türk hamamı gibisi yok. Evet. Müthiş bir şey. Kesinlikle. Detoks da yapıyor çünkü. Bedenden toksik maddeleri de atıyoruz sadece. Evet. Kafadan da toksik şeyler atıyor. Evet hocam. Değil her şey yok. Hafifleti yok. Hem ruhi. Beslenmeyle ilgili küçücük bir not söyleyeceğim. Tabii. Pancar, kırmızı pancar. Çok faydalı bir şey. Çok önemli bir şey. Yani bizim mutfağımızda çok yaygın değil belki şehir, hani metropol mutfağında. Ama kılcal damarların direncini artırıyor. Kılcal damarların direncini arttırıyor pancar. Çorbalara falan konulabilir. Salata olarak antioksidan. Salata dün akşam bizim sofrada vardı. Ben öğreneyim bir Mihriban'dan, bir kim burada anlatsın, tarifimizi göstersin. Ben okuyayım daha doğrusu ama pancar bir de kırmızı lahana. Sizin eşinizi görmedim, merak ediyorum. Kim bilir o nasıl sağlıklı ve nasıl güzeldir. Yani cildi sağlıklı olduğu da, güzel olduğu da maşallah. Yani sizin imtihanınızdan sonra anlaşacak. Estağfurullah, olur mu hocam? Sizinle yaşayan genç yaşıyordur zaten. Mirvan çok keyifli bir eş, sağ olsun. Mutlaka. Evet. Pancarı başka tavsiye ediyorsunuz. Pancar, kırmızı lahana. Evet, evet. Kırmızı lahana. Bütün biraz bir de şey değil mi hocam? Değişik renkleri günlük mutfağımızda kullanıyoruz. Yeşil, turuncu, kırmızı, mor. Ne kadar renkli olsa antioksidan gücü o kadar iyi. Her gün mü tüketelim? Haftada iki gün mü, üç gün mü? Olabildiği kadar. Pancarı soframızdan mümkünse eksik etmemeye çalışalım. Bana göre pancarın kolay bir tek sakıncası var. Yani korkmayacaksınız. Pancar bir de idrar rengini değiştirir, kırmızılaştırır. Evet. Kendi rengini verir idrar diyelim. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Tamam. Ama ne kadar çok renkli yersek cildimiz o kadar çok güzel olur. Bunu unutmayalım. Kesinlikle. Pekala. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz makyaj ilgili bir şey mi soracaksın? Evet, makyaj ilgili mesela. Evet, yani sormak istiyorum gerçi. Mesela benim burada bir pudram var. Bu cilt yağlanıyor ya. Bu belli bir süre sonra hepimizin başına geliyor. Bu ister istemez cildi makyajla kapattıktan sonra ya da belli bir ortamın sıcaklığının içindeyken dışa atıyor. Işıkların altında. Bu nedir? Bu sağlık belirtisi mi aslında? Ben kendimi taraftan da iyi hissediyorum. Tabii oklüzyon, demin Osman hocam anlattı, söyledi. Derinin bir koruyucu tabakası var. Bu lipid manto diyoruz buna. Ve onun da belli bir pH'si var, pH'i var. Biz uyguladığımız, kapattığımız örtülerle, bu makyaj olabilir veya sürdüğümüz bazı uygun olmayan kremler, hani paraben içeren kremler, evet, vücut için çok zararlı diyoruz. Hem toksik açıdan hem de bir takım şeyleri etkileyeceği için, gözenekleri kapatacağı için. Parabensiz ürünler ilgili, kapatmıyor mu gözenekleri? Tabii ki çok daha üretim paraben teknolojileri. Paraben onun için konuyor. Homojenize etmek ve sıvı hale getirmek sıvı için. Sıvı yapıyor, aynen. Dikkat edeceğiz kullandığımız kozmetiklere. Hani diyorsun ya, parabensiz bir şey bulamadım. Evet. Yani parabensiz bir şey de aslında öbürleri kadar başarılı olmadığı için. Doğru değil. Yani ne kokusu koku, ne sürümü sürüm değil yani. Evet. Bize onun için, bize zarar vermek için koymuyorlar aslında. Evet. Ama raftaki süresini arttırmak için koyuyorlar. Değil, biz gerçekten şimşekleri üzerimize çekmeyelim. Peki, hala bir sorumuz daha var. Hemen onu da alıyoruz. Buyurun. Hocam, 27 yaşında oğlum var. Ergenlik sivilcesi dahi görmedim. Ama 5-6 aydır sırtından sivilce eksik olmuyor. Kırmızı kırmızı, büyük büyük. Bazısının ucu iltihaplı. Neden olur acaba? Muayene oldu mu? Gitti mi? Doktora gittik. Tamam. Solüsyon verdi. Peki. Bir hap verdi ama bir şey söylemedi. Çok fazla antibiyotik kullandı mı ya da daha başka hastalıkları var mıydı kendisinin? Antibiyotik hiç kullanmıyor. Başka rahatsızlıkları için başka kullanmadı. Başka rahatsızlığı, göz tansiyonu var. O damla kullanıyor. Peki. O yapar mı? Bir de body çalışıyor kendisi. Tamam, şimdi oldu. Tamam. Protein tozu kullanıyor protein mu? Protein ağırlıklı besleniyor ama 17 hayır, yaşından beri kullanıyor. Protein tozu kullanıyor mu? Protein tozu. Özel vücut yapmak için herhangi bir hap, ek, toz bir ek şey ürün alıyor mu? Yani. Protein hapı alıyor. Tamam. Ha. Ama ondan hocam alıyor. Pardon, 17 yaşından beri yapıyor bu sivilce. Tamam. Yapıyor da onları ne zamandır kullanıyor? İçiyor onları ama hiç yoktu. 5-6 aydır. Hocam şöyle diyebilir miyim? Vücut sinyal verdim. Aynen. Bedenin belli bir taşıma kapasitesi var. Belli bir noktaya kadar o zararlı etkileri tolere ediyor, kompanse ediyor. Ama günün birinde artık taşıyamadığı bir noktada mutlaka bir hastalık veya bir olumsuzluk olarak ortaya çıkıyor. Ben şahsen bu tür ürünlerin
Bu tür akne durumlarında, ciddi kistik akne ya da konglobata akne dediğimiz akne durumlarında rol aldığını kesinlikle düşünüyorum. Doğru kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hatta bazen fazla vitamin bile zararlı. Hormonlar var içerisinde tabii bile. Çaktırmadan kullanılıyor. Hemen bırakması siz lazım. Siz onu söyleyin. O protein haplarını, tozlarını, çöplerini bırakın. En iyi protein yumurtadır. Günde evet, iki fazla evet, yumurta yesin. Aynen. Onlardan çok daha sağlıklı olur. Olacak. Ve çok daha fazla doğal protein kazanır. Kurusun diye. Söyledik biraz önce. Kısır döngü. Aslında güneş ışığı veya solaryum o tip sivilcelere geçici olarak fayda tabii eder. Uzun vadede de zarar verir. Girmesin. Siz o tozları atın evden. Teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Gaye Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Size tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Bu güzel günde bizimle olduğunuz için sağ olun. Var ailenizle var birlikte keyifli, hepimize, huzurlu, hepimize güzel bir bayram geçirin. Sağlıkla. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür hipertansiyonu konuşuyoruz hocam. Evet çünkü yedik içtik tuzladık. Bakalım tansiyonlar fırladı mı fırlamadı mı? Fırladı mı fırlamadı mı? Pekala. Çağın hastalığı, bela hastalık, hipertansiyon dosyası müthiş bilgilerle geliyor. Hipertansiyon hastaları ekran başına. Hipertansiyonla ilgili bilinmeyenler bu yayında anlatılacak. Madde madde açıklıyoruz. Hipertansiyon kendisini nasıl belli eder? Olanlarda ne gibi belirtiler görülür? Hipertansiyonun vücuda zararları ve riskleri nelerdir? Doğum kontrol haplarının hipertansiyona nasıl bir etkisi var? Az sonra. Konumuz tansiyon yükselmesi, hipertansiyon ve böbrek tansiyon ilişkisi. Uzmanımız burada, doktor uzmanımız, nefroloji uzmanı, doçent doktor Ülkem Çakır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar hoş bir doktor değil mi? Hastalar sizi görmeye birkaç defa daha geliyorlar. Teşekkür ederim. Tansiyonları düşüyordur herhalde. Evet değil mi? Ya da yükseliyor mudur acaba heyecandan? Biraz niyete bağlı. Yani tansiyonun heyecanlanmayla alakası çok var mı? Ya mutlulukla, bir tek stres değil. Ya yani iyilik hali, mutluluk hali tansiyonu düşürür tabii. Düşürür. Gerginlik ve stres, evet, korku, öfke. Bir de böyle hop ne oluyor ne bitiyor falan deyince adrenalin evet, çoğalmaya başlıyor. Çoğalmaya başlıyor. Adrenalin evet, birazcık arttırıyor değil mi? Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sabahtan evet, beri konuşuyoruz. Ha bir de yiyip içiyoruz sabahtan beri doktor hanım. Etleri yedik, tuzları yedik de bu tansiyon ne olacak? Bugün böyle bayram tansiyon ilişkisini konuşmak istiyoruz. Bayram aslında tansiyon düşüren bir şey. Değil mi? Mutluluk normalde açısından mutluluk evet, açısından öyle bir şey. Biz kendimizi iyi hissettikçe, eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, annemizi, babamızı gördükçe evet, ya da otel odasında böyle uzandıkça, tatil yaptıkça tansiyon düşecek. Ama çok gersek yükseleceği. Bir de dönüş yolunda yükselecek. Bir de dönüş yolunda. Bravo, bir de o dert var. Dönüş ya, yolunda. Ya değil mi? Şimdi giderken bile yükselme işi başlamış. Benim kızım tatile gidiyordu. İki gün önceden gitti. Çarşamba'dan gitti. Tabii. Niye erken Merve dedim. Baba havaalanı felaket kalabalık oluyor. Ben daha rahat gitmek istiyorum. Erken dönenler de var sırf bu yüzden. Evet. Evet, evet doğru yapıyorlar bence. Çok doğru. Şimdi sevgili Ebru, bu yeme içme işiyle tansiyon sistemimiz birebir bağlantılı. Yani sadece tuzla bağlantılı da değil. Fazla yediğimizle, fazla kilomuzla ve ne yiyip ne içtiğimizle de bağlantılı. İstedim ki ben bu bayram günü bu tansiyon konusunu özellikle konuşalım. Tamam. Ve doktor hanım bizi biraz aydınlatsın. Tamam. Tansiyon nedir? Tansiyonun yükselmesi yani hipertansiyon diye adlandırılan bu hastalık ne anlama gelmektedir efendim? Aslında herkes oldukça alışkın evet, bu tanımlamaya. Çünkü çok fazla, tüm dünyada da çok sık, ülkemizde de çok sık. Her 3-4 insandan birinde özellikle de yaşlar ilerledikçe maalesef daha fazla. Ama çok yanlış beslenmeler nedeniyle yüksek tansiyon görülme yaşı da giderek azalıyor. Vücudumuzda sağlıklı olarak bütün organların çalışması için kalbin çok iyi bir kan pompalaması gerekiyor. Eskiden şeyi düşünülüyormuş, hocam da çok iyi bilir. Bu ne kadar pompalarsa o kadar iyi. Kadar ne iyi, kadar yüksek basınç kadar olursa. Onun için esansiyel, hani gerekli bir tansiyon diye düşünülüyormuş. Ama sonra anlaşılmış ki öyle değil. Siz bir çelik boru düşünün. İçi pürüzsüz, gayet güzel. Suda normal bir basınçla akıyor. 10 var, hiçbir sorun yok. Tamam. Ama o yüksek basınçla akmaya başladığı zaman bu sürekli hale geçmeden bile yavaş yavaş o pürüzsüz iç yapıyı bozar. Tortular birikmeye başlar. Tortu, ben hep hastalarımla basınç, da öyle izah ediyorum. Ve takdir edersiniz ki borunun çapı ne kadar küçükse, yani damarlarımıza akarken kan, damar ne kadar küçük ve ince çaplıysa yüksek kan basıncından da o kadar olumsuz etkilenir. Kan basıncının olması gerekenden daha yüksek olmasına hipertansiyon, yüksek kan basıncı diyoruz. Denir. Peki bu tansiyon niye ortaya çıkar? Neden bizi aslında bulur?
Aslında tansiyon olmazsa ölürüz. Tabii. Yani tansiyon olmazsa kalbimizin pompaladığı kan gitmez organlara. Yani ayağa kalktığımız zaman tansiyon sistemi çalışmazsa bütün kan ayaklarımıza gider. Pat diye bayılırız. Tabii. Zaten öyle bir hastalıkta da var. Ortostatik hipotansiyon, ayağa kalkınca tansiyon düşüyor. Tabii. Ve siz pat diye bayılabiliyorsunuz. Bir de doktor hanım dediği gibi Ebru, bir süre 1936-1940 yılına kadar hatta bu tansiyon iyi bir şey diye düşünülmüş. Ama bakmışlar ki Amerikalılar hayat istatistiklerinde bu yüksek tansiyonla erken ölüyor. Yaşam sigortalarına bakmışlar. Allah Allah ne oluyor falan. Evet. Oradan anlaşılmış ki bu kalple ilgili tansiyon, böbrekle ilgili tansiyon, gözle ilgili tansiyon. Bugün böbrek yetmezliklerinin, kalp yetmezliklerinin, kalp krizlerinin, felçlerin çoğunun arkasında gözden kaçmış tansiyon var. Ve işin kötü tarafı tansiyon belirti vermiyor. Belirti böyle aslan gibi geliyorsunuz, geziyorsunuz. Tansiyon 22'ye 12'de olabiliyor. Tabii. 30'a 15 bile olabiliyor. Fark edilmiyor. Nedir bu başlıca belirtileri? İsterseniz doktor hanım onları bir şöyle bir özetlesin mi size? Belirtisini hisseden insanlar için baş ağrısı olabilir, ense ağrısı, bulantı, böyle bir rahatsızlık hissi. Belki bazen şeyi çok iyi tanımlıyorlar, sabaha karşı ben çok kabuslar görüyorum ya da kendimi kötü hissediyorum, başım çok ağrıyarak uyanıyorum gibi tanımlayabilirler. Baş ağrısıyla uyandıran hal tansiyon hali baş ağrısı olabiliyor. Boyunda böyle bir basınç hissi. Evet. Ama baş ağrılarının arkasında hakikaten olabiliyor değil mi? Evet. Ama her baş ağrısı yüksek tansiyon demek değildir. Değil. Ya da her yüksek tansiyonda da ağrımıyor. Ağrımıyor. Hocamın biraz önce söylediği gibi. Ama baş ağrısının altında biraz bir şey aramak lazım. Özellikle belki de tanımlanamayan, o güne kadar öyle bir baş ağrısı çekmeyen biri için farklı bir ağrı hissettiğinde bir tansiyonu ölçtürmeli. Mesela yemek içmek bugün yapılacak, bu bayramda yapılacak bütün bu işlemler tansiyonu biraz yükseltir mi, o fazla şişkinlik hali? Yükseltir. Fazla çünkü yükseltir. Özellikle bu şöyle bayramda. Şöyle düşündünüz, hemen söylemek de istemediniz ama yükseltir. Özellikle yükseltir. Bu bayramda daha da çok yenileceği için. Acil servislere gelen tansiyon problemi insanların sayısı bayramda artar. Bu prensiptir, biliriz. Evet. Hekimler tedbirimizi ona göre alırız. Evet. Hatta tansiyon hastalarımıza biz deriz ki bayrama girecekleri zaman şu dil altını elinin altında tut. Tansiyon çok yükselirse elinin altında olsun. Ama şu çok önemli. Tansiyon bir sessiz katil. Bir sinsi düşman. Kolay kolay ben geliyorum demiyor. Geldiği zaman da evin içini soyuyor, götürüyor, haberiniz olmuyor. Bunun bir tek yolu var. Tansiyonlu olup olmadığınızı anlamanın tek yolu tansiyonunuzu ölçtürmek veya ölçmek. Ölçmek. Artık ölçmek bu elektronik cihazlarla ucuzladı. 50-60 lira verdiğiniz elinize bir tane evinize koyuyorsunuz. Bilekten ölçen var, koldan ölçen var. Ben alabiliyorum tansiyon mesela. Teleskopla ölçüyorum. Gayet. Mükemmel. O çok daha doğru bir ölçü. Onun için en doğru yol her sağlıklı insanın bana bir şey olmazı bırakması ve yılda iki kez 50'sinden sonra 30-50 arası yılda bir kez doğru mudur hocam? Evet. Mutlaka tansiyona bakıyoruz. Risk faktörleri varsa zaten biraz daha, daha çok. Daha çok fazla. Evet. Peki normal bir tansiyon herkese göre değişir tabii diye düşünüyorum ama var mıdır yani belli bir yaş aralığında mesela şu tansiyon şöyle olmalı diye? Bu da çok güzel, çok teşekkürler. Yine de bunun bir üst sınırı var. İnsanlar böyle kafalarında çok rasyonelize ediyorlar. Ya ben bu yaştayım. Örneğin 62 yaşındayım, 15-16 tansiyonum olur. Hani çok eskiden kalan bir inanış var. Yaşınızın ilk basamağı sanki bitmesi gerekiyormuş gibi. Evet. Ama öyle değil. İdeal olarak tanımlanan tansiyon 120'ye 80. 130'a 80'i yine seviyoruz. Belli risk faktörleri olan kişilerde 130 ile 140 arasını prehipertansif kabul ediyoruz. Yaşamdaki bir takım değişikliklerle onun önüne geçebiliriz hiç hipertansif olmadan. 140 ile 160 arası yani 14 ile 16 arası evre 1, 16'nın üstü evre 2. Eskiden 18 diye eski bir sınıflandırma vardı. Evet. Şimdi onu da kaldırdılar. Çünkü 16 gerçekten çok önemli bir risk. Öyle mi? 16'dan yüksek olması ile 18'den yüksek olmasının uzun dönem kalp damar sağlığı, böbrek sağlığı açısından hiçbir ekstra farklı zararlı şey yok. Yeterince zararlı. O yüzden yine de 120-130'u. Hipertansiyon tanımı 140'a 90 üzeri diye geçer. Ama 130, 140 ve 85-90 arasını çok dikkatli geçirmek gerekiyor. Peki bir de şey dedim, hani büyük tansiyonun işte 160 olması tehlike yaratıyor diyorsunuz ama küçük tansiyonun da yükselmesi biraz daha mı tehlike arz ediyor? Aslında ikisi de. İkisi de hiçbir farkı yok. Farkı yok mu? Prensip olarak küçük tansiyonumuz 8,5'u, büyük tansiyonumuz 12,5-13'ü geçmemesi lazım. Evet. Benim büyük tansiyonum 13'ü geçtiği zaman, küçük tansiyonum 8,5'u geçtiği zaman
benim dikkatli olmam, bir ne oluyor diye bakmam lazım. Evet. Çayımı fazla içiyorum, kahvemi çok abarttım, tuzumu kaçırıyorum, uykusuz mu kalıyorum, bir şeye kafayı mı taktım? Basittir, hemen doktora cüp gitmek yok. Evet. Ama baktık ertesi gün bir daha baktık. 12.5-13.5 filan veya bir 15 gün sonra 13.5-14 filan. Ha, burada bir şey oluyor, benim böbreğimde, kalbimde, sistemlerimde bir arıza olmasın. Ben gidip bir aile hekimine, ille bir hipertansiyon uzmanına evet. gitmek lazım evet. değil. Aile hekimine gidip bir baktırmamda artık fayda var. Artık herkesin bir aile hekimi var. Evet. Ama en çok yaptığımız hata şu, bunu özellikle söyleyelim. Bir defa ölçtüğünüz tansiyonu yüksek çıktı, çoğu zaman da yanlış ölçümdür. Paniğe kapıldığınız zaman evet. tekrarlanan ölçümlerde giderek yüksek yükselir. Çıkar. Yani o zaman bir tansiyon bağımlısı, ilaç aleti bağımlısı haline gelsin. Fıstık fıstık evet. fıstık fıstık haberi ölçersiniz. Evet. Sakin olmak lazım ve çoğu zaman... Eforlu halden sonra ölçmemek lazım. Ölçümün sistemi çok önemli, çok güzel. Onu söyleyecektim hemen girden. Nasıl ölçtüğümüz önemli. Otururken ayakta ölçmek fark eder. Otururken ölçmek lazım. Ölçmeden önce bir yarım saat değil ama hiç olmazsa 15 dakika istirahat etmek lazım. Tuvalete gidecek kadar çok dişimiz varken gidip ölçersek yüksek çıkar. Tabii. Mesanemizi boşaltmamız lazım. Üşüdüğümüz zamanlarda soğuk yerlerde yüksek çıkar. Ölçmek lazım tekrar. Doktora gittiğiniz zaman yüksek çıkar. Polikliniklerde yüksek çıkar. Kötü haberde yüksek çıkar. Annem hastaymış duydum. Bakın tansiyona bir şey olmasın. Zaten o esnada tansiyonu yüksek. Tabii. Tansiyon hastası falan değil. Yani içinde bulunduğumuz sosyal durum, açlık, tokluk, uykusuzluk, yorgunluk, kullandığımız ilaçlar falan. İşte o zaman zaten doktorlar lazım. Doktor hanıma gideceğiz. Diyeceğiz ki doktor hanım benim tansiyonum yüksek. O da soruyor zaten bunu yap bunu yap ama. Hangi anda ölçülmesi peki sağlıklı tansiyonun? Sabah mı akşam mı? Sabah mı akşam mı? Hangisi sizce doktor hanım? İkisine de bakmak gerekiyor. Sabah daha sizin istirahat halindeki yeni uyandığınız zaman. Eğer gece yükselen tip, sabaha karşı yükselen tip bir hipertansiyon değilse onu ortaya koyuyor. Daha bir net biliyorsunuz. Ama gün içinde eforla başlayan ve giderek de ilerleyen tansiyon da olabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. O yüzden ben hep mutlaka sabah ve akşam diyorum. Hayır, ama sabah hayır. biraz farklı yani, faktörlere göre karar vermek lazım. Fikir birliği yoktu evet. bana göre. Mesela sabah tansiyonun bana göre de yüksek çıkma ihtimali biraz daha fazla oluyor. Öyle mi? Çünkü sabaha karşı bu böbrek üstü bezinin faaliyeti 5'te evet, başlıyor. Bu bizim sistemimiz yer değiştirir hep. Sabah 4-5 arası sempatik parasempatik sinir sisteminin nöbet devridir. Böbrek üstü bezinin kortizol pompaladığı dönemdir. Hep doğumlar, Allah korusun ölümler, kalp krizleri, felçler o saatlerde olur. Diş ağrıları yani bütün sağlık belaları daha çok o nöbet değişiminde nöbetçilerin birbirini iyi ayarlayamamasından olur. İşte o sabah tansiyonu 6'da 5'te 6.5'te yükseltir. Ama tansiyon adayı birinde doktorum çok doğru söyledi ki sabah ölçümlerini yaptığınız zaman daha kolay anlarsınız. Evet. Daha kolay takip edersiniz. Bence sabah da ölçmek lazım, akşam da ölçmek lazım. Peki tansiyon hastası biri teşhis edildi, hipertansiyonun var denildi. Mutlaka ilaç kullanması gerekiyor mu? Evresine gerekiyor. Göre daha erken dönemdeyse yaşına, eşlik eden risk faktörlerine göre belki ilk basamak hep yaşam stili modifikasyonu. Yani evet. yaşam stilini doğru oturtmak lazım. Hı-hı. İdeal kiloda mı? Sigara içiyor mu? Alkol kullanıyor mu? Stresli mi? Doğru besleniyor mu? Gece apnesi var mı? Evet. Hı-hı. Yani onun hayatındaki yanlışlar, yaşam stili evet. çok önemli. Çok önemli. Yani madde bir ilaç değil. Evet. Değil. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, kaç kilodasın, nasıl yaşıyorsun, ne düşünüyorsun, egzersiz yapıyor depresyonda mısın, anksiyeten mi var, bipolar bozukluğu mu var, çayı kahveyi kaçırıyor musun filan tak 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 onlar bir düzeltilecek. Ondan sonra eğer hala ama 19-20 tansiyonla gelmiş, kalp krizi geçirmiş biri, bir dakika ben senin yaşam tarzını düzelteceğim, 5 ay uğraşamazsınız, peki. tık ilaç. Genetik midir? Genetik yönü var elbette ama genetik diye... Bunu nasılsa bende çıkacak, dikkat etmeyip diye bir şey yok. Evet. Sizin ebeveynlerinizde varsa, siz değiştirebileceğiniz genetik faktörler var, değiştiremeyecekleriniz Tabii. var. Ama siz bilinçli olursanız, ideal kiloda olursanız, yediğinize, içtiğinize ve hareketinize dikkat ederseniz, illa sizde çıkacak anlamına gelmiyor. Ya da daha ileri yaşlarda çıkar. Hı hı. Ne kadar erken çıkarsa o kadar önemli bir risk. Çünkü Tabii. komplikasyonlarını Tabii. görüyorsunuz. Evet. Hem daha yavaş gelir, hem daha yavaş gelişir, hem daha ileri yaşta çıkar. Burada meseleyi bence şöyle bakalım. Benim genetik mirasım da var ama ben bunu kırmızı mumlu davetiyeyle çağırabilirim de. Ben bu mirası istemiyorum abi. Ürettiği miras da diyebilirim. Doğru. Ben bu mirası istemiyorsam kilo veririm. Tuzu az yerim, Hı-hı. daha güzel bir hayat yaşarım, uykuma, yaşam tarzıma dikkat ederim. Ha ben bunu istiyorum, kocaman bir göbeğim olur.
Evet. Sigara içerim, çok alkol tüketirim. Miras merak etmeyin, 20 yaşınızda kucağınızdadır. Kucağınızda, ister istemez. Tansiyon peşinizi bırakmayacak. Evet. Peki zararları nedir? Her tansiyon yükselmesi anında vücuda bırakmış olduğu bir takım zararlar var. O damarlara bir şekilde hasarı uğratıyor bu tansiyon. Peki kalıcı hasarlar da bırakabiliyor zaman içerisinde. O zaman ne yapmak lazım? Tansiyonu yükselen bir kişi ilk anda yapması gerekenler nelerdir? Kısaca bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Bayram günü. Bir böyle birisi başım ağrıyor dedi. Burada ölçtü tansiyonu evde. Tansiyon 17'ye 11. Hı hı. Ne yapacak? Evet. Doktor gelene kadar, doktora gidene kadar. Süper. Yani hocam, limon suyu mu içirsin, greyfurt suyu mu, domates suyu mu, herkes bir şey söylüyor. Tabii. Ben de söylüyorum bu arada. Hangisi bunun doğru? Yatıracağız mı, kaldıracağız tabii mı? Ayaklar yukarı mı kalkacak, evet, ne olacak? Ayaklar yukarı kalkmayacak ama. Kalkmayacak mı? Tabii ne çünkü yapacağız? O bayıldığı zaman kan basıncınız özellikle alt ayaklardakiler sisteme dönsün tamam, diye. Peki. Önce bir sakin oturmasını, bir şey yiyip içiyor, bir su getirebilirsiniz. Tamam. Biraz sakinleşmesini, serin ve kalabalık olmayan bir ortam olması, öyle bir yer almakta fayda var. Ben çok hafif su içmelerini istiyorum ve eğer varsa, kullanıyorsa önceden ilaç, alıp almadığın yanında varsa hemen onu içiriyorum hocam aslında. Çok doğru. Evet. Niye söyledin biliyor musun? Şimdi biz tabii okuduğumuz şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri aktarıyoruz gazetelerde, televizyonlarda. Yazıyor, bu doğru. Araştırma var. Nar suyu tansiyonu düşürür, düşürür. Düşürür. Domates suyu tansiyonu düşürür, düşürür. Limonlu su içmek tansiyonu düşürür, düşürür. Şimdi diyor ki hocam bir bardak nar suyu verdim, üstüne bir bardak domates suyu içelim, bir bardak da limonlu su, tansiyonu daha da arttı. Tabii artar, sen eğer tabii 600 cc sıvıyı, yani böyle bir şey yok. Tabii. Biraz sakin olmak lazım. Aynen. Tansiyonun 2 dakikada yükselmesine kimsenin başına bir iş gelmez. Gelmez mi? Gelmez Epo. Kaç yani dakika mesela o seviyelerde kalması? Önceden bir felç geçirmediyse, yaşı 70-80 değilse, tansiyonu, hele hele sizin bizim gibi 50-60 yaş aralığında sağlıklı insanlarda, damar dediğiniz şey su borusu değil, elastik bir sistem. Tabii. Ve bizim bir sürü sistemimiz var. Tansiyon çıkınca da hop bir dakika daha fazla çıkma diye harekete geçiyor. Panik yok. Evet. Çünkü tansiyon, sadece panikten dolayı olan evet, tansiyonlar var. Bunu çok iyi biliyoruz. Onun için bir sakin, tamam, önce bir rahatlatıcı bir şey. Varsa bir sakinleştirici bitkisel bir yapı, valeryan mesela. Hı. O yok, evde ne var abi? Böyle basit uyku hapı, dörtte bir çeyrek, hı, bir parça tabii verir. Bir uzansın, bir dinlensin, bir odayı boşaltın, bir havalandırın tepesine çökmeyin. Evet. Biriniz kravatını, biriniz elbisesini çekmeyin. Tamam. Bir sakinleşin. Hı hı. Göreceksiniz ki düşecek. Bir de iki dakikada bir fıstık 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 ölçmeyin. Onu da ölçmeyeceğiz. Sonra. Tamam. Çünkü kol zaten anoksik hale, yani oksijen sağlığı geldiği için yanlış ölçüyorsunuz. Sağ kol mu sol kol mu daha sağlıklı sonuç veriyor? Mutlaka ben ilk gelen, hep aldığım soru, ilk gelen hastalarımda her ikisini de ölçerim. Hı hı. Genelde sol diye geçer ama önemli olan sizin hangi koldan ölçtüğünüz. Evet. Sağ ve sol, hep sağdan ölçüyorsanız sağdan ölçersiniz. Evet. Kendiniz aleti nasıl iyi kullanabiliyorsanız. Tabii. Her ikinin bir alışkanlığı olmalı. Ama sanki bir derece daha yüksek alçak çıkıyor. Ama bir derece tansiyon değil ki zaten. O normal. Öyle ama 17 ile mesela 15 ile 16 sınırı taşıyorsa. Söylediği şey çok önemli. Ha. İki kolun arasında fark varsa evet, 2 derece 3 derece bu çok önemli. 2-3 derece. Anladım. Onun için el iki kol tamam. Tamam. Ama ben hangi, mesela ben sağ kolcuyum. Ben de genelde, sol kolcuyum. Yo, ben de hep sağ kol yaparım. Öyle sağ geçer. Kitap sol yazıyor. Evet, kitap sol yazar. Değil, ben de hep kalp sağ sanki kol öyle ya. Vesaire. Hani yani sonuca etkisi olmaz. Evet. Yapıyor, evet. Ol. Ama doğru ölçüm tekniği çok önemli. Biraz evet, önce anlattığım gibi. Ölçümün doğru ölçmesi lazım. Ölçülme şartlarının standartize edilmesi lazım. Şahane. 15 ve 16 ise 16'yı dikkate alıyorsunuz bir konu. Tabii. Onun için dolayısıyla daima değil mi? Daima yüksek olan evet, evet. Peki yükseldi, ölçtük, ilacımızı aldık, rahatladık, ortama geçtik vesaire. Fakat hala inatçı bir tansiyon şeklinde orada yükselişine devam ediyor. Ne yapıyoruz? İlaçlarını da aldı. Doktora hemen götürmek mi lazım? Ambulans mı çağıralım? Ne yapalım? Hemen sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Yani hem acil durumlar için hem de diğer durumlar için. Evet. Normal günde çalışıyor insanlar, aktif, 40'lı yaşlarında. Bir kendini kötü hissediyor, tansiyon yükseliyor, orada bir ilaç alıyor, sonra unutuyor. Evet. 3-4 gün sonra bir daha. Şimdi tansiyon böyle bir ağrı kesici ilaç gibi bir şey değil. Bir kişinin tansiyon tanısı varsa veya bu istikrarlı olarak böyle bu çok yüksek, belli normalin üzerinde yüksek gidiyorsa o mutlaka en kısa süre içinde sağlık merkezine başvurmalı. Tamam. Ve bir takım kan idrar testleri yapılarak, görüntüleme yöntemlerine bakarak ilaç başlanmalı. Belki sadece yaşam stiliyle ilgili şeyler ya da yaşam stili artı ilaç. Hı hı. Türkiye'de hocam benden çok daha deneyimli. Artık hani belki son yıllarda biraz sadece yaşam tarzını değiştirmeyle müdahale edebileceğimiz, aslında ulaşmak çok istediğimiz vaka, hedef kitleye ulaşıyoruz. Çoğuna maalesef hep birli veya ikili, üçlü evet, kombinasyonlarla ilaç başlamamız gerekiyor. Evet.
Bir de bir kişinin tansiyonu var. Ben çok karşılaşıyorum nefrolog olarak. Diyelim ki var biliyor ama arada alıyor, arada almıyor bir şekilde. Ya da hep alırken yani çok kötü gitmiyordu ama aslında son bir 3-5 gündür sonra iyice sorguladığınızda 1-2 aydır kötü gidiyor diyor. Böbrek yetmezliği başlamış oluyor. Onun farkında değil. Kesinlikle. Veya düşüyor diye çok seviniyor. İlaçlarını azaltıyor. Aslında kalp yetmezliği başlamış. Kalp artık pompalayamıyor. Onun farkında değil. Bu tip şeylerde dikkatli olmak gerekiyor. Böbrek tansiyon ilişkisi. Peki bu tansiyonun yükselmesi böbrekte bir takım tahribattan dolayı mı yüksel? Yumurta çiftçi. Evet, yumurta çiftçi. Yani tansiyon böbreği bozuyor, böbrek tansiyonu yükseltiyor. Birbirini besliyorlar ama özellikle böbrek. Altını çizelim. Evet. Yine bayramda bize daha çok lazım olacak. Tabii. Ölçtük, tansiyon yüksek çıktı. Çok sık yaptığımız hatalardan birisi tansiyon ilacımızdan hemen bir tane daha almak. Ama şunu bilmemiz lazım ki tansiyon ilaçları itfaiye değildir. Evet. Yani gidip yangını söndürmez. Tansiyon ilacı alırsınız, ortalama 3-5 saat sonra kana karışır, 7-8 saat sonra etkisini gösterir. Şimdi siz bunu aldığınız zaman bir sonraki aldığınızla beraber ertesi günde çok düşük hale gelebilir. Evet. Burada önemli olan bu dil altı ilaçları geliştirilmiş. Evet. Yüksek tansiyonun bakımından riskli olanlar zaten bunların ilaç kutularında, tabii, dolaplarında bulunduruyorlar. Bunlardan kullanmalı ama ilacı tekrar alıp almama ya da ilacı değiştirme. O bir de şu yapılıyor. Size bu ilacı kim verdi? Osman Bey. Bu ilaç bana doktorumun verdiği ilaç daha tesirli. Sen onu bırak o anda bunu yut filan hikayesi. İlaç değişimi tabii. Sakın böyle hatalar yapmamak lazım. Tansiyon ilacı değiştirmek çok samimi olarak söyleyeyim. Çok ciddi bir karardır. Tabii. Yani ev değiştirmek kadar düşünmek lazım üzerinde. Çünkü her tansiyon ilacını veren doktor hastasını belli bir kalıbın içinde görerek verir. Yani kalbi var, tansiyonu var, beta bloker vermeyi düşünür. Evet. Ama nabızı çok düşük bir adama beta bloker verirseniz de pat diye bayılır. Yani o tansiyon ilaçları dediğiniz şey standart böyle pazardaki salatalık şey gibi değil. Öyle çünkü çok ben duyuyorum da mesela. Hani tansiyonum yükseldi ama onun aldığı ilaçtan bir tane alıverdim. Ona da onu veriver gibi. Ben tam onu söyleyeceğim. Değil mi? Bir de yakınların bir de şeyi çok... Ben alıyorum, bana iyi geldi. Evet. Eğitim verirken şuna da tansiyon hastası olduğunu biliyor. Hocam gibi bilinçli onun hastası yanında taşıyor. Burada bir de bunu özellikle söylüyorum. Bir tane ilat ya da çiğneme tableti çiğnedi. Hı hı. Yarım saat geçti. Diyelim ki 16-18 19 ölçtü. Yarım saat geçti. Biraz düşme eğiliminde. Biraz daha 40-45 dakika bekledi. Çünkü hızlı etkileyen ilaçlar bunlar. Düşmüyor. Bir ikinci daha alabilir. Ama aslında o zaman yolculukla ilgili yani en yakın sağlık merkezine gideceğiyle ilgili hazırlıkların yapılması. İkinci tansiyon ilacı aldıktan sonra. Onun ihtiyacı varsa o düşmesini beklemeden ikinci ihtiyacı varsa onu alıp yine yoldaki İstanbul trafiğini gibi yerleri düşünürsek riske atmamak için alması lazım ama yola da çıkması lazım. Tamam. Yani onu da arka arkaya çünkü 3 tane 4 tane içip. Ya düştü sonra bir ben kaldım diyenler. Bir aldıktan sonra bir kesin düşüş söz konusu oluyor. Olmuyorsa zaten bir an önce bir miktar lazım. Düşürür. Ama yeterli değilse sağlık merkezine gelip daha damardan farklı ilaçlar uygulanabilir. Evet, pekala. Şahane bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Dileriz tüm bunlara hiçbir şekilde gerek kalmaz. Hiçbir zaman özellikle bayram gününde herkese afiyet, tuzu sağlık dileyelim. Tuzu yemeyelim değil mi? Tuz. Bayramda biraz pas geçtik. Bayramda izin verdik biraz. Pekala, tekrar iyi bayramlar. Teşekkür ederiz yine olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Tabii ki bir yaz bakalım bölümümüz var bugün de. Olmaz mı? O da olacak. Kısa bir aradan sonra. Bakalım dedik hocam. Kağıtlar, defterler ellere alındı, hazır. Bayram bayram yine bir sürü şey konuştuk. Evet. İnşallah insanlara keyif verdik konuştuklarımızla. Yine bayramlık bir yaz bakalım yapıyoruz. Hem stüdyodakiler için hem izleyenler için. Evet. Etten konuşacağız efendim. Tamam. Bir, kuzu eti, biraz önce de söylediğim tekrar olacak ama dana etinden, hindi eti tavuk etinden daha değerlidir. Daha değerlidir. İki, kuzu eti dana etinden, hindi eti tavuk etinden daha değerlidir. 2. Eti kızarmış patateste tüketmek eti sağlık zararlısı haline getirebilir, riskli olabilir, dikkat edin. Tamam. 3. Dinlenmiş et taze etten daha faydalı ve daha lezzetlidir. Hı hı. Etleri dinlendirip et tüketelim. Daha iyidir. 4. İnsan bedeni, bu çok önemli, çok önemli. 40'ına kadar daha çok et. Ama 40'ından hiç olmazsa 50'sinden sonra et değil, ot yemek üzere planlanmıştır.
Yaşlandıkça eti azaltın, otu çoğaltın. Yani daha çok sebze yiyin, daha çok yeşillik yiyin. Ve mümkünse bayram boyunca eti sebzelerle, eti bakliyatla, nohutlu, kuru fasulyeli böyle etler yapın. Ya da yoğurtla beraber tüketin. Tamam. Eti yoğurtla, bakliyatla ya da sebzelerle evlendirmeyi ihmal etmeyin. Şahane hocam. Daha ne olsun? Evet. Tüm bunları da yazdık. Ekran başına kaçırmadı tahmin ediyorum. Umuyorum ki. Faydalanacaklar hepsini. Tahmin ediyorum hocam. Faydalı bilgiler vermeye çalıştık bugün de. Biz yine yarın sizlerle olacağız. Yine bugün tüm seyircilerimize, ekran başında bizimle olan herkese teşekkürlerimizi sunuyor. Ve yine iyi bayramlar diliyoruz hocam. Size de iyi bayramlar tekrar ve tekrar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Yarın ikinci bayram günü buluşmak üzere. Yarın görüşünceye dek hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı, bir de bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.